Bir Sovyet askeri intikam duygusuyla Berlin'e yürüyordu. Girdiği her çatışmadan kurtuluyor, asıl hedefine doğru kararlılıkla ilerliyordu. Gözünde Alman meclis binası Reichstag vardı. Amacı Nazi bayrağını indirip Sovyet bayrağını göndere çekmekti. Bu yolda ilerlerken kalplerinde Polonya'da ve Stalingrad'da kaybettiği silah arkadaşlarının acısı vardı. O asker Alexey Kovalev'di. Çünkü Nazi ordusu Avrupa topraklarında ve Rus steplerinde eşi benzeri görülmemiş bir vahşilikte katliamlar yaparak Moskova'ya gitmek için önüne gelen her şeyi yakıp yıkıyordu. Tabi karşı taarruza geçen Sovyetlerin Avrupa'da ve kendi topraklarındakilere yaptıklarını göz ardı edemeyiz. Sovyet ordusu Berlin önlerine kadar gelmişti. Askerler kısa süreli bir dinlenmeden sonra büyük taarruz için hazırlık yapıyordu. O günlere gelinirken Nazi Almanyası cephesinde çok önemli bir olay yaşanmıştı. Nazilerin yolun sonuna gelmesine az kalmıştı. 29 Nisan 1945'te Adolf Hitler, sekreteri Traudl Junge'ye vasiyetini yazdırdı. Kendisine bir şey olması halinde Almanya'nın yönetiminin Büyük Amiral Karl Dönitz ve Joseph Goebbels'e devredilmesini istemişti. Adolf Hitler Führerbunker'de, yani kendisine ve kritik düzeydeki devlet görevlilerinin kullanabildiği yeraltı sığınağında sevgilisi Eva Braun'la birlikte siyanür içerek intihar etmişti. Cesedi Hitler'in talimatı üzerine benzin dökülerek yakıldı. Bu haber 13 saat sonra Stalin'e ulaştırıldı. Bunun üzerine Stalin ordu komutanlarına topyekün taarruz için emir verdi. Sovyet ordusu saldırmaya başladı ve uzun süren çarpışmaların sonucunda askerler Reichstag'a girdi ve tarihe geçen o fotoğraf çekildi. Doğu cephesinde savaş tamamlanmış ama Avrupa'da kan ve barut kokusu her yeri kaplamıştı. Blitzkrieg'in mucidi, panzer üreticisi, popüler saat ve otomobil markalarının bulunduğu bir ülkeye gidiyoruz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde tanklarıyla 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa topraklarına kök söktüren Almanya'yı konuşacağız. Öncesinde minik bir ricam var. Sizlere kaliteli içerikler sunmak için çok çalışıyorum. Sizden GZT'ye abone olmanızı rica ediyorum. Bu şekilde bana ve kanalımıza destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda ezici bir mağlubiyet alan Almanya'nın ordusu müttefik devletler tarafından dağıtıldı. Versay Anlaşması'ndan rahatsız olan Hitler yüzünden büyüyen Alman ordusu ikinci kez lağvedilmiş oldu. Doğu Almanya Sovyet egemenliğine girdiği için Sovyet sistemine tabi oldu. Batı Almanya'nın kendisine ait bir ordu kurması ise 10 yıl sonra gerçekleşti. Peki Soğuk Savaş'ın en şiddetli günlerinde ordusu olmayan Almanya nasıl tehlike atlatmadan ayakta kalabildi? Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savunma ve askeri ihtiyaçlarını ABD desteğiyle sağladı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın adını aldığı Marshall Planı sayesinde harap durumda olan Almanya sanayisini toparlamaya başladı. Ülkede zorunlu askerlik uygulaması yok. Ancak profesyonel askerlik hizmetini sürdüren kişilerden göreve talip olanlar zorunlu asker olarak orduda kalabiliyor. Ordunun yapısına geçelim. Alman ordusu Bundeswehr olarak isimlendiriliyor. Ordu 3 kuvvete ayrılıyor. Bunlar Heer, Luftwaffe ve Marine olarak isimlendiriliyor. Heer kara kuvvetlerini temsil ediyor. Luftwaffe hava kuvvetleri anlamına geliyor. Marine ise deniz kuvvetleri demek. Ordunun başkomutanı Olaf Scholz. Kendisi aynı zamanda Almanya şansölyesi. Görevi savaş hallerinde geçerli. Barış döneminde ise başkomutanlık makamını Boris Pistorius temsil ediyor. O aynı zamanda Almanya Savunma Bakanı. Ordu ekipman sayısı olarak dünyanın en geniş 30.sü konumunda. Ama bir süredir personel ve finansman konusunda kesintiye maruz kalıyor. Devlet politikası sebebiyle zorunlu askerlik uygulaması bir dönem kaldırılmıştı. Ordu devletin önceliğinde değildi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ateş ve barut Almanya'nın yanı başına kadar geldi. Olaf Scholz, 2022 yılında Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada 100 milyar euroluk yeni bir kaynak aktarımı yapılacağını söyledi. Bu ve benzeri gelişmeler çok uzun zamandır basında yer alıyordu. Gelin bunlara bir göz atalım. Ordunun yeni ekipman eksikliği sebebiyle depolarda tozlanan tanklardan yeni takviyeler yapmayı tercih ediyorlardı. Ordunun finansmanı konusunda da bazı adımlar atılıyordu. Avrupa'nın savunmasına daha az kaynak ayırmak isteyen ABD'nin uzun zamandan beri Almanya'ya savunma bütçesini arttırarak %2'ye yükseltmesi için baskı yaptığını hatırlatalım. Bu baskı eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden itibaren görüyoruz. Almanya'da herkes canla başla orduya girmek için uğraşmıyor. Çünkü gençler için farklı alanlar var. Ordunun sadece silah ve teknoloji anlamında güçlendirilmesi değil, aynı zamanda personel olarak da güçlendirilmesi gerekiyor. Peki Almanya neden askeri harcamalarını arttırmayı tercih etti? Bu konudaki bilgimizi arttırmak için Sayın Tolga Sakman'a sordum. Hocam, Almanya neden savunma harcamalarını arttırmayı tercih etti? Ukrayna Savaşı'nda eğer Ukrayna'dan çıkan bir savaş Avrupa'ya doğru yayılacak olursa Almanya'dan önce bunu engelleyebilecek bir kuvvetin olmadığı algısı olmuştu. Polonya gibi ülkelerden bahsediyorum, Romanya gibi.
Bugün yeniden bu orduyu kuralım ve savaşmaya hazır hale getirelim dediğinizde karşınıza iki önemli sorun çıkıyor. Birincisi, Alman toplumu savaşmaya hazır değil. Özellikle gençler ve nüfusun büyük çoğunluğu savaşmakla ilgili bir tahayyülleri yok kafalarında. Almanya'da Ifo Enstitüsü adında bir kurum var. Bunun yaptığı bir araştırmada örneğin orta ve uzun vadede yılda 25 milyar avro harcanması gerektiği konusunda bir yorumları var. Yani bu çok büyük bir rakam. Alman ordusu kara kuvvetlerini merkezine alan bir yapılanma oluşturuyor. Genelkurmay Başkanı Peter Mirow. Kendisi Mart 2023 itibariyle bu pozisyonda. Mirow'un geçmişine göz atalım. Orduya 1987 yılında çavuş olarak katıldı. Evli ve 3 çocuğu var. 2013-2014 yılları arasında Alman ordusunun Afganistan'daki grup komutanı olarak görev yaptı. 55 yaşında. Genelkurmay Başkanlığı için genç bir yaş. Fit ve bakımlı görünüşüyle dikkat çekiyor. Ekipman konusunda sırt çantası ve savaş miğferleri konusunda eksiklik yaşıyor. Ayrıca ordunun kullandığı muhabere ekipmanları 30 yıllık. Bunların acil olarak yenilenmesi gerekiyor. Ancak Alman ordusunu diğer ülkelerden öne çıkaran bir şey var. Leopard 2 tankları. Bu tanklar 1979 yılında hizmete alındı. 2030 civarında süresini tamamlaması bekleniyor. Atış gücü ve menzili önem veriliyor. 120 mm'lik tank topu atma kapasitesine sahip. Zırh delici kanatçıklara sahip ve yüksek patlama kapasiteli HES mermileri dahil olmak üzere en üst düzey mühimmat ateşleme yeteneğine sahip. Mayıs 2015'te Almanya Savunma Bakanı hem Leopard 2 hem de Leclerc tanklarının halefi olarak Fransa ile ortaklaşma geliştirme planını duyurdu. Boxer ve Puma tipi zırhlı araçları da kullanıyorlar. Puma modeli zırh delici mühimmat taşıyabiliyor ve gelişmiş elektronik sistemlerle donatılıyor. Deniz kuvvetlerine geçelim. Almanya Deniz Kuvvetleri insani misyonlardan su üstü, su yüzeyi ve su altında deniz savaşına kadar çeşitli olası görevlere hazırlıklı. Almanya'ya denizde ve denizden gelen tehditlere karşı denizden savunma imkanı sağlıyor. Deniz kuvvetleri, Bundeswehr'in ve uluslararası ortaklarının bir operasyon bölgesine taşınırken ve nakliye operasyonu sırasında kara ve hava kuvvetlerini korur. Aynı zamanda açık denize askeri operasyonlar için bir üs olarak kullanılıyor. Ancak aynı zamanda insani yardım için de değerlendiriliyor. Ekipmanlara göz atalım. 16 bin bahriyeli piyade mevcut. F-125 tipi hücum bot, NH-90 NTH deniz aslanı modeli helikopter, F-124 tipi hava savunma gemisi, P-3C Orion hava ve su altını izleme uçağı, MJ-332 mayın araştırma ve temizleme gemisi, 212A tipi nükleer fonksiyonu olmayan denizaltı modeli. Tüm bu ekipmanların sağlıklı çalışmasını temin eden, görevde olan personelin ihtiyaçlarını karşılayan Type 404 tipi nakliye ve ikmal gemisini de göz ardı etmemeliyiz. 404 sınıfına ait 6 gemi bot filoları için güçlü bir tedarik omurgası. Bu tür destek gemileri tarafından sunulan hizmetler yakıt, tatlı su, yedek parçalar, erzak ve mühimmat depoluyor. Ayrıca Alman ordusu uluslararası barış operasyonlarında da görev yapıyor. Bosna'da, Kosova'da, Mali'de, Afganistan'da bulundu. Alman ordusu siber güvenlik alanında da yapılanmaya sahip. Uçaklar ve insansız hava araçlarından farklı olarak optik veya radar sensörler taşıyan uydular diğer ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmeden her zaman keşif sonuçları sağlıyor. Loop, Bundeswehr'e dünyanın hemen her yerinden, her türlü hava koşulunda ve günün her saatinde bilgi sağlar. Sentetik açıklıklı radar loop, yeryüzünde bir yer istasyonundan ve dünya yörüngesinde 500 km yükseklikte dönebilen 5 küçük uydudan oluşuyor. Bu uydu sayesinde Almanya, arazi yüksekliklerini çok hassas bir şekilde ölçebiliyor. Araçlar ve tesisler gibi nesneleri güvenilir bir şekilde tanımlayabiliyor. Çin'den ABD'ye gönderilen istihbarat balonunu hepimiz hatırlıyoruz. Çin'le hayatımıza girdiğini sandığımız balonlar Alman ordusunda da kullanılıyor. Aeroloji balonları tercih ediliyor. Bu ekipman atmosferdeki koşullar ve süreçlerle ilgileniyor. Bu balonlar hava basıncı, sıcaklık, nem gibi hava fiziksel parametrelerini, aynı zamanda rüzgar yönü ve hızını ölçer. Ölçümler, hava durumu tahminlerinin model hesaplamaları için, mürettebatlara bilgi vermek, drone operatörlerine tavsiye vermek için, balistik projektil yolunu hesaplamak için, nükleer, radyasyon ya da kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının yayılmasını tahmin etmek için kullanılıyor. Alman ordusunun ihraç ettiği ve ithal ettiği askeri ürünlere değineceğiz. Almanya, özellikle Meko A-200 tüpü fırkateyn satışına önem veriyor. 2018 yılında Mısır'la 4 adet ürün teslimatı için anlaşma yapılmıştı. Üretilen fırkateynler parça parça Mısır'a sevk edilmişti. Iris-T, SLM tipi hava savunma bataryaları da satışta. Slovenya Savunma Bakanı Marjan Šarec bu ürünler için görüşmelere başlandığını duyurdu. 2 adet bataryanın Slovenya'ya teslim edilmesi planlanıyor. Tarihsel rakip Fransa ile farklılıklarına bakalım. Hocam, Almanya'nın tarihsel ötekisi olan Fransa'nın Fransa ordusuyla Alman ordusunun farklılıkları nelerdir? Sizce hangisi diğerinden daha üstün geliyordur? Askeri olarak ne kadar gelişirse gelişsin
Hitler'in savaşma kabiliyetlerinin Almanlara kadar olmadığını da biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan bu yeni gerçeklikte, Avrupa gerçekliğinde baktığımızda Fransa ordusunu geliştirmeye devam etti. Varlığını sürdürdü vesaire. Yani burada Almanya'da zaten bir makas açıldı o süreç içerisinde. Alman ordusu nükleer ekipman tercih etmezken Fransız ordusu nükleer denizaltılarını envanterine ekliyor. Ayrıca Almanların kendilerine ait bir askeri uçağı yok. Ancak Fransa'nın Rafale ve Mirage tipi savaş uçağı üretimi var. Bu uçaklar farklı ülkeler tarafından tercih ediliyor. Fransa ordusu deniz kuvvetleri konusunda da bir adım önde geliyor. Dünyada uçak gemisi edinen sayılı ülkelerin başında geliyor. Amfibi kabiliyetler, denizaltılar ve korvetler konusunda ileri seviyedeler. Biz bunu ortaklarımızla yapacağız Avrupa içerisinde. Bunun için gitti mesela İtalya ile bir anlaşma yaptı, ortak savunma anlaşması. İngiltere ile benzeri, Avrupa Birliği'nde değil İngiltere ama sonuçta bir Avrupa ülkesi olarak görüldüğü için İngiltere ile benzer anlaşmalar yaptı. Aynı şekilde Fransa ile de bir anlaşma yaptı. Yani savunmanın ve ortak güvenliğin ilerletilmesi özelinde işbirliği, ortaklık anlaşması imzaladı ve bu anlaşmanın içeriğinde karşılıklı olarak orduların eğitimlerinin, kapasitelerinin, teçhizatın vesairenin geliştirilmesi üzerinde bir çok derin bir işbirliği var. Şimdi doğal olarak rekabet ve ortaklığı aynı anda götürmeye çalışıyor bu iki ülke. Bu zor mu? Evet zor. Ama iki ülke bunu yıllardır yapıyor. Şunu da bence göz ardı etmemek gerekir. Ne kadar üstün ekipmanlara sahip olunursa olunsun ki bu çok önemlidir günümüz dünyasında askeri ekipmanların en ileri kalite olması. Lakin ekipmanı kullanacak insan da bence aynı oranda önemli. 2020 verisine göre Fransa ordusunda yaklaşık 118 bin personel varken Almanya ordusunda bu sayı 62 bin civarında. Fransa ordusunda 406 adet tank varken Alman ordusunda 384 adet tank mevcut. Ancak Almanya, Ukrayna'ya gönderdiği tanklardan boşalan envanterini takviye etmek için yeni siparişler verdi. Alman ordusunu besleyen şirketlere de göz atalım. Çok fazla firma var. Mesela Volkswagen var. Yani hepimiz bir araba markası olarak bilirken aslında Volkswagen Nazi Almanyası döneminde orduya silah ve askeri araçlar tedarik eden bir firmaydı. Bu bağlamda hocam günümüzde Alman ordusunu besleyen, Alman ordusuna iş yapan şirketler hakkında neler söylemek istersiniz? Ama Almanya'nın elinde de çok önemli şeyler var. Bir, motor üretimi. İki, zırh üretimi. Ve bu zırh üretiminin akabinde gerçekleşen çok önemli bir şey Leopard tankı. Mesela bunlar Almanya'nın Leopard tankı dendiğinde dünyanın birçok silahlı kuvveti gıptayla baktığı bir tank. Heckler & Koch, Rheinmetall, Airbus, Diehl gibi dünyanın önde gelen firmaları Alman ordusuna ürün ve hizmet tedarik ediyor. Heckler & Koch şirketi dünyanın dört bir yanında silahlı kuvvetler tarafından kullanılan otomatik piyade tüfeği, makineli tüfek ve tabanca üretiyor. Rheinmetall ise Leopard tankları, GTK Boxer zırhlı savaş aracı ve PZH 2000 model obüs üretimi yapıyor. Airbus firması aklımıza gelen ilk şeyin aksine askeri malzeme de üretiyor. Alman ordusuna helikopter tedarik ediyor. Diehl şirketi güdümlü füze, hava savunma sistemleri ve Alman ordusu için çeşitli komponentlerin üretimini sağlıyor. Hafızalarımızda bir şekilde yer etmiş bu büyük firmalar, sivil endüstriye hizmet etmenin yanı sıra savunma sanayisine de büyük yatırımlar yapıyor. Çok önde olduğunu biliyoruz. Evet, bunu savaş özelinde, güvenlik özelinde, savunma özelinde kullanmıyor belki bugün. Ama bunları çok hızlı şekilde dönüştürebilir veya bu alanda kullanılabilecek hale getirebilir. Bu 100 milyar avroluk bütçenin bir kısmı savunma sanayine gidecek. Bu savunma sanayinde Alman firmalar, bunun ne kadarının Alman firmalara gideceği konusunda da soru işaretleri var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO şemsiyesi ve bugüne kadar gelen savunmanın ABD tarafından gerçekleşmesinin kısmen yeniden Almanya'ya bırakılmasına karşılık sanırım görülen o ki bu bütçeden Amerikan savunma sanayi firmalarına ayrılmış bir bölüm olduğunu öngörebiliriz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Almanya ordusunu konuştuk. Hangi orduyu görmek istediğinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Airbus firması aklımıza gelen ilk şeyin aksine askeri malzeme de üretiyor. Alman ordusuna helikopter tedarik ediyor. Diehl şirketi güdümlü füze, hava savunma sistemleri ve Alman ordusu için çeşitli komponentlerin üretimini sağlıyor.